Heykel yapmak için tayin edildiğim Kara Harp çok az günlerim geçti. Ee, bir yıl bile sürmedi burada çalışmam. Ama Okul Komutanı Tümgeneral Işık Koşeder'in bana sağladığı o müthiş heykel atölyesi ekibim, öğrencilerle en azından çok güzel şeyler yapmayı başarmıştık. Eee Okul komutanının hayalleri olan heykelleri, rölyefleri yapabilmek için bir kısmını gerçekleştirdik ama bir kısmı hayallerde kaldı. 18 Mart Atatürk'ün Harbi Okulu'na giriş tarihinde birlikte çalışma imkanımız kalmadı. Çünkü gene okul komutanının emriyle, ışık Koşalar'ın emriyle hazırlamış olduğum rölyeflerin, savaş tablolarının, kabartmalarının... Bu etkinlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş ve e, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Timur'un beğenmesi sonucunda e, Cumartesi günü bu eserleri gördüler ve o saatte tayinim çıkarak Pazart Pazar günü, e, ertesi gün sabah Pazar günü mesaiye başlamak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine tayin emrim, ivedi emir olarak geldi. Ve harbi okulundaki o atölyemi çok sevmiştim. Gerçekten çok güzel bir atölye hazırlatmıştı okul komutanı bana. E, hatta şöyle söylemişti. E, burada özgürce çalışacaksın, üreteceksin güzel eserler, öğrenciler yetiştireceksin, e, sanatı seven çocuklar yetiştireceksin e, ve yaptığı bu eserleri bana getirip göstermeyeceksin. Beni çağıracaksın. Ben hemen geleceğim, burada göreceğim. Buraya arada uğrarım senin yanına diye sözleri bana büyük cesaret vermişti, beni yüreklendirmişti. Çünkü heykeli e, askerler gerçekten seviyordu. E, resim, ressam çok asker vardı. Subaylar, e, resim tarihimizde askerlerin yeri büyük. Hoca Ali Rıza'lar, Şeker Ahmet Paşa'lar, onlarca ilk ressamlar hepsi halen de o kadar çok ressam var ama heykel yapan yoktu. Tek ben vardım. E, ben de sonunda muharip bir subaydım. Ama bana çok güzel bir imkan sağlanmıştı. Tabii önceki halay komutanım, sonraki tayinler ve başkanı Necat Bek bunları bana sağlamıştı. Ben e, kul komutanımdan ve arkadaşlarımdan vedalaşmaya bile doğru düz fırsatım olmadı. Çünkü pazar günü e, akşam törenler bitti. Pazar günü mesai de olmak üzere Harbukul'dan ayrıldım. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gittim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nizamiyesinde söylediğimde mesaj bırakılmıştı oraya. Beni hemen oradaki nöbetçi subayları aldılar ve doğru şeyin yanındaki para kuvvetleri komuta, kurmay başkanının birlikte spor yaptıkları kendi komuta merkezine yakın karargahta bir spor alanı gibi bir yer vardı çayırlık. Orada spor yapıyorlardı. Onlar eşofmanlıydı ben üniformalıydım. Beni görünce geldin mi evladım dedi kurmay başkanı. Atilla Ateş oradaydı beraber ikisi yan yanaydılar. Ondan sonra ben ve şeyi bıraktılar sporu beraber e, komutanların girdiği kapıdan şeye girdik binaya girdik ve beni giriş katın üstünde büyük bir müze olarak düzenlenmiş bir yere getirdiler beraber dolaştık onlarla beraber onlar eşofmanlı bana orayı anlattılar neler yaptıklarını işte böyle güzel şeyler. Duvarda büyük resimler vardı, 10 metre boyunda panoramik resimler yapılmıştı bir şeyler ama e, onlardan farklı şeyler bekliyorlardı herhalde. Beni de oraya onun için tayin ettiler. Dediler sen işte evlat burayı gördün, burada güzel eserler yapacağına inanıyoruz dediler. Ama ben e, bir konuda e, dikkatimi çekti. Ve şöyle bir şey sormak istedim. Komutanım bir şey sorabilir miyim dedim. Evet dediler. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kara kuvvetleri mi dedim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir silahlı kuvvetlerinin kara kuvvetleri birası mı dedim. Evet. E, o zaman dedim burada bunun özel bir müzesi mi kara kuvvetlerine ait yoksa Türk tarihinin bir müzesi mi? Yani dedim ben burada yapacağım şeyleri nereden başlayacağımı bilemedim dedim. Yani ona göre bir şeyler çizmek çalışmak istiyorum dedim. Çünkü anlamadım dedi komutan. Ne komutanım dedim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kara kuvvetleri nerede başlıyorsa oradan başlamamız lazım gerektiğini düşünüyorum dedim. Gene bana baktılar. Dedim komutan burada her şey Çanakkale Savaşı dedim gördüğüm. Yani ben Çanakkale Savaşı ile ilgili bir şeyler çalışacağım. İşte Seyit Onbaşılar var bir şey. Çanakkale'de kullanılan top var, tüfek var, mermiler var, silahlar var, dürbünler var, el bombaları var, yazılar var. Her şey Çanakkale'si var. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşu Çanakkale'de mi başlıyor demeye getirmek istedim. Hayır, oradan başlamıyor. Çünkü ordu tenisi olduğu andan itibaren işgal kuvvetleri Osmanlı Aile İmparatorluğu'nun topraklarını işgal edip şehirlerde şehirlerine yerleştikten sonra ordu teris oldu. Biz Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'na buradan sonra başlamıştık. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kara kuvvetlerinin oluşumu bu andan itibaren başladı. Milli Mücadele ile başladı. Bu e, teris olan tabii ki askerler önemli. Onlarla başladı ama bunu başlamamız gerektiğini düşünüyorum dedim. Sen dediler bir çalışma yap, biz görelim bakalım, konuşalım dediler. Ayrıldık oradan, ben de ayrıldım. Bana o katta bir oda verdiler, Burası senin odan dediler. Destek kıtalar komutanıyla tanıştık o sonra ve ben o odada oturmaya başladım. O esnada eskizler çizdim, çalışmalar yaptım. Fakat şöyle bir gelişme oldu. Benim emrime, benimle beraber çalışmak üzere isteyip olan heykel sanatçıları, ressamlar, askerliğini yapmakta olan öğretim görevlileri, ressam ve hocalardan, ama asker kısa dönem. Benim emrime verdiler. Çok yetenekli hocalar vardı askerliğini yapmakta olan. Onlarla beraber, ben de isteklerini anlattım komutanların. Buraya neden tayin olduğumu anlattım. Birlikte neler yapabileceğimizi anlattım. Ve bir atölye ortamı oluşturduk. Kısaca orada çizim ve eskiz benim odamda. Onları çalışmaya başladık. Toparladık bir şeyler. Küçük küçük modeller, prototip modeller yaptık kısa sürede. Ve komutanlara haber verdik. Biz dedik bunları böyle başlamak istiyoruz. Onlar da hem Kuvvet Komutanı hem Kurbay Başkanı geldiler, izlediler. Ben de onlara orada o müze alanında e, bir sunum yaptım panolarla. Dedim komutanım işte Çanakkale Savaşı'nın bittiği parkur burası. Buradan itibaren yorgun savaş, işte teris olmuş olan askerler e, evlerine gönderiliyor. Orada teris ediliyor biliyorsunuz. Ve bu yorgun savaşçılar işte ellerinde silahları var ama mekanizma ve iğneleri yok. Ee, rütbeler kalmamış ama hepsi teris olmuş ama saygı devam ediyor yani komutanına su içerken öbür askerleri aynı saygıda duruyorlar artık hepsi sivil evlerine gidiyorlar ee, işte ilk sahne böyle Heykellerle anlatılacak şurası rölyefler olacak işte evine gelen askeri dedesi kabul etmeyecek işte e, oradaki milli mücadelenin ilk başlangıcı aile içerisinde olacak ee, savaşması gerek Ken genç delikanlının evine savaşmadan dönüp oturmasını kabul etmeyecek aile işte bu bir panoyla anlatılacak. Bunları tek tek anlattım. İkisi de dinlediler ve dediler başlıyorsun hemen ne gerekiyorsa. Dedim komutan bunları yapmak için bir atölye imkanı gerekecek. Ondan sonra dediler bakalım bir yer falan. Dedim komutanım harp okulunda benim için komutanım Işık Koşaday komutanımın hazırlattığı çok güzel bir atölye var dedim. Ekibimle orada gidip çalışmak isterim dedim. Ondan sonra ama kendisiyle görüşmemiz lazım dedim. Tamam git görüş dediler orada çalış. Evet dersiniz dedim ben ayrıldım. Okula gittim harp okuluna Işık Koşaday komutanımın yanında uğradım. Konuyu anlattım. Bana küstü aslında yani kırgındı bilmiyorum çünkü çok büyük hayallerimiz vardı, ortada kalmıştı her şey. Ona anlattım, komutan dedim, bu atölyede çalışmak istiyorum, müsaade ederseniz. Gitti dedi, atölye orada çalış dedi. Bu kadar fazla bir şey söylemedi. Çok üzgündüm ama gittim o atölyede ekibimle çalıştım. Kısa sürede bu projelerini çizdiğimiz, hazırladığımız 10 metre boyunda dev savaş tablolarını ki bunlar ressamlar yağlı boya resimler yaptılar. Biz onlarda kabartması gereken tam bir panoramik çalışma yaptık. Yani heykeller yağlı boya resimlerin içerisinden çıkıyordu. Ee, ön tarafta gerçekçi e, dokularda işte mevzilerle, şekillerle, her şeyle e, heykellerle, heykellerle, ve yağlı boya tablolar birleşen müthiş güzel eserler yaptık hala oradalar. İlk hatta bir tanesi bitti. Cuma hatta ikisi bitti. Bir heykel bitti. Büyük bir rölyef bitti. Biz bir pazar günü monte ettik. Pazartesi günü komutan karşılarken ben de e, orada bekledim gözüktük. Bitti mi dediler şey işte çalışmam. Dedim komutanım bir tanesi bitti görmenizi istiyorum falan dedim. E, kurmay başkanı geldi önce. Dolaştı. Hemen dedi komutanı çağırın kuvvet komutanını. Orada haberci askerler gittiler işte. Kuvvet komutanına söylediler. Gitmedik kurmay başkanı. Kuvvet komutanı geldi hatta adamlarla beraber ve e, çok beğendiler. E, i̇şte dediler istediğimiz buydu. Teşekkür ediyoruz. Ama dediler gel seni dedi. Bir öpmek istiyorum dedi Atilla'da. Bir binbaşı olarak beni e, yaptığım eserlerden dolayı kucaklayıp sarılıp öperek tebrik eden bir kara kuvvetleri komutanı vardı Orgeneral. Aynı şekilde Necdet Timur ve bu çalışmanın sonucunda bu olaydan sonra şu emri verdi. Bu arkadaşımız bu çalışmalara devam edecek. Hiçbir öderekten kaçınılmayacak. Paranın yetmediği yerde benim maaşımı da üzerinde ilave edeceksiniz diye orada emir verdi. Bu kadar net bir emir verdi. Çok beğenmişti. Hala orada duruyor tabi eserlerim eserlerimiz diyeyim arkadaşlarımla beraber yaptık. Ve ben orada çalışmalara devam ettim. Çok güzel rölyefler yaptık, heykeller yaptık. O müzeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kara kuvvetlerine yakışır şekilde çok güzel milli mücadele, milli mücadele kahramanları olan kadınlarımız Şerife Bacılar, Elif Hanalar, onlarla ilgili yoklukla silahsız mücadele. Öyle Çanakkale Savaşı'ndaki silahlar falan yoktu ki bildiği mücadelede. Hiçbir şeyimiz yoktu. Tırpanla, keserle, çekişle biz bu savaşı kazanmıştık. Bunu anlatmak istiyordum. Kara kuvvetleri böyle kuruldu mu? Bunları vurgulayan eserleri elimden geldiğince tamamlamaya çalıştım ama e, tayin dönemi geldiğinde kara kuvvetleri komutanımız artık emekli olmuştu. E, ve şey Necdet Timur Orgeneral Kurmay Başkanı'nda 1. Ordu Komutanları'na tayin olmuştu. Onlar karargâhtan ayrıldıktan sonra yerine gelen komutanlar bu konuya hiç ilgilenmediler. Bakmadılar bile. Ben çalışmama devam ediyordum ama yani konuyla ilgilenen olmadı. Çalışma yerim kalmadı. Işık Koşener tayin oldu, gitti. Harbi Çekilmez olduğu. Artık ben bir sumaydım. Neymiş heykel gibi. İçtimalara çıkmam. Nöbetler yazılıyor. Yani çamurun içerisinde heykel yaparken bir anda göreve gidiyorum. Üniforma giyiyorum. Resmi geçite katılıyorum. Geri geliyorum. Şey giyiyorum, tulum giyiyorum, çalışıyorum. Bir emir geliyor, geri çıkartıyorum. Böyle bir zorluklu dönem yaşadım. Sanırım e, belki bunda haklıydılar. Çünkü sonunda ben bir binbaşıydım. Görevim benim subaylıktı. Heykel onlar için çok önem Arz etmiyordu yapılan şeyler. Çoğu da görmüyordu. Özellikle yakın arkadaşlarım dahi. Yani bir göreve birisi gidecekse, o göreve gidince ben nasıl olsa boştayım. Geç onun yerine bak şeklinde e, görevler verildi, vekaletler. E tabi yapamamaya başladım, çalışamadım. E, o sırada 2000 Ocak tarihi gelmişti. Benim hayalimdeki emekli olmayı beklediğim gün, emeklilik hakkını aldığım gün emekli olacağım diye hangi grup bedel olursam olayım bunun kararını vermiştim. Ve dilekçimi verdim, kara kuvvetlerinden emekli olarak ayrıldım.